Practice'den selamlar. Kahvelerimizi elimize aldık. Karşınıza geldik. Bu biraz uzun bir video olacak gibi geliyor bana. Mümkün. Çünkü biz bir şeyi fark ettik ki World of Tanks video incelemesi çekmemişiz. İmkansız nasıl bunu atlamışız? Hiçbir fikrim yok. Ki yani World of Tanks ben oynadım. Sen bayağı da oynuyorsun. Hani oynayan bir sürü insanla sohbetini yapıyoruz. Cem'den mesela çok konuşup gayet severek oynuyor. Hatta piyasanın içine değilseniz pek tanımazsınız. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. O bayağıdır da basının içerisinde yer aldı. Gökhan vardır. Şu an MSI'de ürün müdürü. Gökhan Bodur. Eğer çift falan zamanda takip etmişsiniz bilirsiniz. Benim eski arkadaşım. Onunla ben bayağı muhabbetini yaptım. Çılgın gibi oynuyor. Zaten World of Tanks'ın sahibi olan firma bayağı Wargaming büyük bir firma. Yani şu an İşte birçok insan şeyi biliyor. League of Legends, Riot Games falan. Riot Games'ten daha büyük bir firmaymış duyduğuma göre. Yani son şeyinden emin değilim. Tabii Riot'ın arkasında Tencent var. O da çok büyük bir firma. Yani şu anki büyüklükleri konusunda açıkçası doğrudan fikrim yok ama yani World of Tanks'ın çok şu an aklımda kalmış bir şey var. Yanlış söylediysem kusura bakmayın ama 75 milyon kullanıcıya ulaştığı gibi bir şey vardı. Ne ya baş başına yakın zamanda ama 2 olmuş yani. Evet tabii bunda ne kadar aktif oyuncu orası bir ama 75 milyonluk bir community öyle bir community topluluğu yönetmek istemezdim çıldırırsın herhalde. Bayağı büyük. Bir de şöyle bir şey var. Bundan itiraf edeyim. Zamanında yani işte geçen seneki Gamescom'da World of Tanks Blitz'le ilgili bir röportaj yaptım ben. Almanya'da direkt gidip Wargaming'in içerisinde. Fakat o videoyu yayınlayamadık. YouTube'da şu an altyazısının yapılmasını bekliyor. Arada Blitz falan hani bir sürü şey üteledi gitti. Video eskidi artık yayınlamanın o yüzden de pek bir anlamı yok. O yüzden bu videoyu... Blitz'te gelmedi daha. Ya evet. Bu videoyu biraz da o yüzden özü videosu olarak kabul etmesini istiyorum Wargaming'in bizim tarafımızdan. Bugün World of Tanks konuşacağız. Evet. World of Tanks nedir? World of Tanks... Çok basitten gittik biliyoruz. Birçoğunuz biliyorsunuz ama... Benim tanımımla bir MOBA. Hı-hı. Çünkü multiplayer oynuyoruz. Oyuncular bir arenada toplanıyorlar ve savaşıyorlar. Tanklarla savaşıyorlar. Seans bittiğinde de bitiyor, evet. Hı-hı. Ama bunun şöyle bir farkı var. İşte atıyorum League of Legends ya da Dota veya Heroes of New World'tan farklı olarak ne bir arka karakter var ne tamamen kendi içinde kalıyor. Sen bir makinesin. Her tankın kendi tecrübesi var. Ve içindeki mürettebatın tecrübesi var. Bu arada tank demişken şeyi de güzel ekleyelim araya hemen. İkinci Dünya Savaşı tankları, modern tanklar yok. Evet tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önce başlıyor aslında zaman çizgisi. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın biraz sonrasına kadar kayıyor. Yani işte tabii oyun içindeki tüm tanklar üretilmiş veya savaşta aktif olarak kullanılmış tanklar değiller. Mesela Nazi Almanya'sının büyük projesi Maus'ta oyunun içinde var. Hani normalde üretilmemiş bir tank. Devasa bir yığın ama oyunda var. Ya da işte Fransızların Renault... neydi BT-1 miydi? Çok eski bir tankları var falan. Hani bunlar böyle ya da işte yine Fransızların böyle 1. Dünya Savaşı sonunda ya da o civarda yaptıkları yanlış bilmiyorsam tanklar var. Bunlar da oyunda var. Bölünmüş yani biraz tabii bu gameplay'e de düzgün bir şekilde dengelemek için bu şekilde ayrımlar var. Ve tabii ülkelerin tank sayılarını da doldurmak için. Bir şey söyleyeceğim orada. Ben tanklarla ilgili bir kitap okumuştum. 1. Dünya Savaşı'nda falan da bunlar var. Hatta işte her tarafından 8 tane top çıkan tanklar falan filan. Çok enteresan hikayeler var orada. Mesela o zaman tankların içerisindeki zırhlar da reaktif zırhlar değil. Adam dışarıdan mermiyi vurduğu zaman tankın içerisinde İçeride... parça kopuyor. Tank mürettebatı zincir zırhlı bir mihvale dolaşıyor içeride. Çünkü o parçalar vızır vızır dolaşıyor tankın içerisinde falan. Aynen. Ve dünyadaki ilk tankın tanka karşı yaptığı, piyadeye değil tanka karşı yaptığı savaşta da iki tank birbirine karşı karşıya geliyor. Bir İngiliz tankı, bir Alman tankı. Atıyorlar. Geri gidiyorlar. Doğrudur. O kadarını bilmiyorum ama. Kimse kimse indiremiyor çünkü hani tank indirecek şekilde topları yetmiyor falan. Böyle enteresan bir hikaye var ama sonra İngilizler Almanları eziyor falan hani. Öbür diğer tank savaşlarında. Yani, sonra Almanlar bir topluyor 2. Dünya Savaşı'nda. Aynen. Zaten 1. Dünya Savaşı'ndan o tank mantığı yeni yeni oturuyor. Hani daha çok şey gibi böyle metalle kaplı bir şeyin içinde daha iyi hayatta kalırız gibi bir mantıkla çıkmış. Piyadeyi ileriye götüren yani zırh gibi. Perdesi falan. Aynen. Biraz onun gibi. Daha piyadeye yönelik bir savaş olduğu için ama 2. Dünya Savaşı tabii ki büyük bir makineler savaşı. Hatta yani tanklar, uçaklar, gemiler, denizaltılar falan derken her yerde büyük bir savaş var. Zaten
lafını unutma. Unutma. Hem Wargaming hem de anladığım kadarıyla Wargaming'in rakibi olarak şu an yükselen Gaijin. İkisi de bu üç temayı da birleştirmeyi düşünüyorlar. Evet, yani evet. En azından Wargaming'in şu an isimleri çıktı. Gaijin uçaktan başladı, tanka geçiyor şu an. Gemi War yapacaklar mı bilmiyorum. Evet, War Thunder'a yukarıda başladı onlar. Şimdi Ground Forces galiba, oyunun ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onunla aşağı indiriyorlar. Muhtemelen denize de kayacaklardır. Wargaming de World of Tanks ile karada başladı. World of Warplanes de şimdi yukarı çıkıyor. Evet. Bir yandan da World of Battleships de ama Warships olarak değişti galiba. Onunla da denizden şey yapacaklar ki bu arada o da yaklaşıyor. Çünkü şu an bir etkinlik var. Bu etkinlikten World of Warships için beta key kazanmam mümkün. Hani bu beta key'i de dağıtmaya başladıklarına göre böyle açıkça beta'da yakındır diye düşünüyorum. Çok takip edemedim tarihlerini, o yüzden emin değilim. Benim söyleyeceğim şey şuydu, tank piyadesi diye bir şey çıkıyor bir de tanklarla evet. beraber. Öyle bir şey diyor çünkü. Çünkü tanklar ne kadar şey olabilirse olsun manevrası çok müthiş olmadığı için hani piyade çıkıyor, işte sallıyorum günümüzün silahını söyleyeyim, işte tank savarsa yani lav diyeyim, işte neyse lav yok o zaman da. Onu çakıyor, kaçıyor tank dönünceye kadar. Hani o yüzden piyade de tankı koruyor aynı zamanda. Öyle bir esprisi de var. Yani zaten işte bu şeyin yerini almış herhalde. Yani ben çok konuşmak istemiyorum bu konularda. Çok hakim olmadığım için de. Hani cavalry diye geçiyor. Yani tabii. Süvari diye geçiyor. Ya, tank savaş tarihiyle ilgili konuşmak istiyorsan orada bana gel. Evet. Onu bir ara başka bir keyifle konuşurum blok şey olarak belki çekebiliriz bu konuda. Oyuna dönmek gerekirse oyunun mantığı şu. Tier'ler var. Yani tank seviyeleri var diyeyim. Evet. 1'den 9'a kadar. Yani şey değil böyle. 1'den 2'ye geçtiğinde birden dünyanın birincisi olmuyorsun. Oynamayabilirsen birkaç tier üstüne kadar etkili olma şansın var. Ama tabii ki tanktan tanka bu çok değişiyor. Ama bir yerden sonra da gerçekten fark artıyor. Yani mesela tier 1 bir tankın tier 9 bir tanka hiç hasar verme şansı bile tükürüyor gibisinde. Yani. Ama bununla dengelemek için şöyle bir şey yapmışlar. Her tankın matchmaking'te karşılaşabileceği bir aralık var. Örneğin siz tier 5 bir tankla oyuna girerseniz tier 6 veya tier 7'lerin en fazla olduğu bir savaş görürsünüz. Öyle bir savaşta adamlarla eşleşiyorsun. Tier 3 ve tier 5. Yani tier 3 ile 7 arasındaki tanklarla savaşıyorlar. Böylece bir dengesizlik olmuyor. Bunun istisnası topçular ve hafif tanklar. Çünkü hafif tanklar scout yapmak için, yani etraf haritayı açmak için mesela tier 4 veya tier 5 işte ELC'yi AMX falan gibi tanklar tier 9 tier 10 maçlarda da çıkıyorlar. Anladım. Topçular da biraz daha geniş bir aralığa sahipler. Topçu dediklerin biraz neye giriyor? Diyeyim, tank avcısı. İşte, yok, tank avcısı değil. Hani işte SPG self propelled ne deniyor SPG? Self propelled. Yani şey mi? Şey yani işte topçu yani artillery. Artillery ha tamam topçu. Eyvah topçu. Ben şu an acayip aklıma mobil top şu gibi bir şey. Ya zaman. Aslında tabii bunlar biraz dediğim gibi oyuna uyarlanmış versiyonları bazıları. Çünkü hepsi bu kadar. Ya en basitinden şu var. Tiger dediğimiz tank. Onu işte hepimiz biliyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna fan atıyor. Ama hani mesafesi yanlış bilmiyorsam efektif 2 kilometre menzili. Menzili. Oyunda zaten en büyük harita 1 kilometrelik bir alanda. Hani en büyük değil hatta haritalar 1 kilometrelik bir alanda. Uçta çakıyor o zaman. Çakamıyor. Hani ve bunun da içinde bir kısmı alıyor. Hani o yüzden tanklar doğrudan savaşta olduğu işlevselliğe birebir sahip değiller. Peki bir şey soracağım. Şimdi kaça kaç maçlar? 15-15. 15-15 iki takım kendi işte oyuna girme spawn noktalarımızdan çıktık. Evet. Ondan sonra kapışmaya başladık. Başladık. Beni vurdular. Vurdu. Benim tank pıf gitti. Ben tekrar spawn'dan girebiliyor muyum? Yok. Senin için orada oyun bitiyor. Ha, İstersen kendi enkazından, istiyorsan başka bir oyuncunun kamerasından, kendi takımında oyunu seyredebilirsin. Ha, öyle öldü. İstiyorsan da çıkıyorsun ve başka bir tankınla oyuna girebilirsin. Bir garajın ha, öyle var. Mi? Tabii. Garajındaki tankların hepsi aynı anda savaşta değilse girebiliyorsun. Peki. Yani bunun da sonucu şu. Zaten oyunlar en fazla... Yok bu arada bunları biliyorum. Ben biraz da konuşulması için söylüyorum. Tabii farkındayım. Oyunlar en fazla 15 dakika sürüyor. Ortalama olarak 5-10 dakika arasında. O yüzden bir başlıyorsun. İşte kahve birimi alayım, oynayayım. Hop bitti. Bununla öldüm. O zaman şuna gireyim. Tamam bununla kazandım. Ha kahve bir çıkmış. Hadi onunla tekrar gireyim. 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika derken bir bakıyorsun saatler geçmiş. Ve sen oyundan çıkamamışsın. Ya da şöyle bir güzelliği oluyor. Çalışıyorsun. Ofisteyiz. İşler yapıyoruz. Küçük bir ara oldu. Ya hani çıkıp bir şey yapacak kadar uzun bir aralık değil.
hani oturup uzun uzun mesela bizim gibi ofiste oyun oynama şansımız var ama tabii ki her fırsatta oturup bir hadi Civilization'a başlayalım diyebiliriz. Of, saatler alır. Aynen öyle. Ama World of Tanks varsa o hani bir kafa dağıtma arası olarak o 5 dakikalık aralıkta bir oyuna gireyim diyebiliyorsun. Mesela hani League of Legends oyunları kısa olsa da hala 20 dakika, 30 tabii, dakika, evet. 35 dakika. Aynen öyle. Uzarsa 40-45 dakika. Ve bunda kadar... en uzun hali zaten 15 dakika. O güzel çünkü mesela işte diğer oyunlarda o kadar çok vakit yatırmana karşın dönüş olup olmayacağı belli değil. En azından tabii, daha az vakitte. Süresi belli değil. Aynen öyle. Tankların dışında... şeyi var galiba bir de bildiğim kadarıyla işte nedeni kozmetik tarafı da var. Şöyle o kozmetik tarafı kamuflaj var oyunda. Bu kamuflaj efektif olarak gerçekten bir kamuflaj sağlıyor. Hı. Onun için de şöyle 3 türü var kamuflajın. Kış kamuflajı, yaz kamuflajı ve bahar kamuflajı diye geçiyor galiba son isimleri. Çünkü o çok uzak olmayan bir tarihte değiştirildi. Kış haritasını yani kış kamuflajı olan bir tankınla kış haritasına düşersen o kamuflaj işe yarıyor. Anladım. Ama işte çöllü bir yaz haritasında işe yaramıyor. Tabii böyle sırıtırsın. Ayna gibi. Aynen öyle. Onun dışında işte dekaller var. Hani küçük logolar bilmem ne. Ha onlar. O tarz tamam. Şeyler de var. Onlar da işte oyun içinde gold'la satın alınabiliyor. Peki bunları mı satıyor? Almadan da bu arada harcamadan da koyabiliyorsun. Ama o zaman süreli oluyor. Atıyorum işte fiyatta akma değil ama 10.000 silver'a işte bir gün hani 50.000 silver'a 3 gün falan gibisinden fiyatları var. Ama gold alırsan bir kere veriyorsun ve sonsuza kadar kalıyor tankın üstünde. Anladım. Peki Ekrem, Wargaming nereden para kazanıyor burada? Nereden kazanıyor? Şimdi öncelikle bahsettiğimiz bu kamuflaj vesaire dekaller bunlar satılıyor. Bunun yanında gold ammo diye hani oyun içinde geçen mühimmatlar var. Bunlar gold denmesi aslında biraz eski bir alışkanlık. Çünkü eskiden sadece altın vererek yani oyun içi parayla oyun dışı parayla alınıyordu. Ha, gerçek parayla. Artık evet artık aslında oyun içinde kazandığımız kurla da alabiliyoruz. Yani kredi denen şeyde alınabiliyor. Bunlar daha işte normal mermilerde genelde deliciliğini arttırıyor. İşte topçular için zırh delicisi. Evet. Patlama alanını arttırabiliyor. Bunun gibi şeyleri var, özellikleri var. Bunlar istiyorsan satın alabiliyorsun ama aslında bunlar pek satın alınan şeyler değiller oyun içinde kazanabildiğin için. Daha çok kazanılan yer bir premium tanklar var. Ha. Bu tanklar daha güçlü değiller. Hatta aslında kendi tiyerlerinden yani ortalama tankları. Yani her tankın iyi ve kötü olduğu yönler var. Bunlar da böyle tanklar. Ama özellikleri şu. Bu tanklarla oynadığınızda normalden daha fazla para kazanıyorsunuz oyun için. Aaa güzel. Ve bir yerden sonra bu tarz tankları olmadan para kazanmak bir işkence haline geliyor. Tamam. Son olarak ve belki de en büyük şeyleri bilmiyorum. Çünkü bu tankı alıyorsun sende kalıyor. Premium sistemi var. Premium sisteminde nedir? Yani abonelik gibisinden. %50 daha fazla tecrübe, %50 daha fazla altın yani aylık ödeme mi para. Evet aylık. Ne yani kadar? Aylık 3 aylık işte falan filan gidiyor. Hatırlıyor musun? Ya şu an tam hatırlamıyorum çünkü bir de o gold üstünden satılıyor. O yüzden her seferinde çevirip alıyorsun. Ama çevirmesi. Normal MMO'lardan biraz daha gerideydi diye hatırlıyorum. Ha güzel. Yani eğer çok devamlı oynuyorsan bu oyunu. Tabii. Yani zaten dokunmayacak bir para. Hani normalde kazandığında %50 daha fazla arttırıyor. Anladım. Sen oyunu zaten oynuyorsan, yüksek tiyerlere gelmeye başladıysan kendiliğinden zaten ya ben bunu vereyim diyorsun ve verdiğine değiyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi ya ben bunu yaparken, soruyu sorarken biraz da sizden geldiğini düşünerek sormak istiyorum. 9. seviyem demişsin en yüksek seviyeden. En yüksek seviye tankını aldın. İşte, pardon 10. 10 tamam. Her şeyi aldın. En yüksek seviye evet. İşte mermini aldın ıvır zıvır falan. Tamam. Ondan sonra oyun oynamanın eğlence dışında sebebi kalıyor mu? Başka tanklar mı açman lazım? Tabii. 10. seviyeye geldiğinde bu sefer klan savaşları başlıyor. Ha. Bir dünya haritası var. Bölgelere bölünmüş. Guild'lar yani klanlar bu bölgelere saldırıyorlar. Ve sen bir bölgeyi ele geçirirsen yani işte orada bir klan oluyor tabii artık. Çünkü harita başlığı çok oldu. O bölgede bir belirlenen bir zamanda savaşıyorsunuz. Ele geçirirsen o bölge senin oluyor ve karşılığında klanın altın kazanıyor. Yani gerçek parayla alınan kurdan kazanıyor. Ha. İşte bununla da sen dağıtıp oyunlarda kullanmak üzere bahsettiğim altın mühimmattan almalarını sağlıyorsun ki klan savaşlarında bir şey devam edebiliriz. Orada da işte tank sayısına göre bir şey oluyor. Yani bir kupon gibi bir şey oluyor. Hani yani ne diyeyim artık. Hani bu risk falan oynarken olur ya böyle şeyler. Onları evet. Yığıyorsun. Hani mesela burada 15 tank olsun, burada 5 tank olsun falan gibisinden. Yanlış bilmiyorsun eğer. Çünkü ben açıkçası şahsen de bir klan lider olup şey yapmadım. Okuduğum kadarıyla biliyorum. Ve de işte oraya saldırı olduğunda ona göre savunuyorsun, ediyorsun. Tam evet falan risk olmuş. Böyle bir şey var.
Bunun dışında küçük turnuvalar var. Yakın zamanda bir takım savaş sistemi getirdi. Daha doğru düzgün deneyemedim. Çünkü şey, oynayan arkadaşlarım da bir ara vermişlerdi. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. O da hani kendi içinde böyle küçük turnuvalar gibi ya da veya küçük biraz daha ciddi savaşlar gibi şeyler yapıyor. Bunun dışında bir turnuvalar yapıyor. E-spor turnuvaları falan da var zaten World of Tanks'ın. Yani yapacak şey var. Zaten bir de şu da var. Farklı tanklara da geçiyorsun. Yani bir tankı açtın. Şimdi bu sistem şöyle işliyor. Birinci tank elinde var. Herkese, her ülkenin bir tankını veriyor. Tier 1 tankını. Tek bir Tier 1 tankı var. Ondan sonra oynamaya başlıyorsun. O tankın kendi için tecrübe kazanıyorsun. Tamam. Bu kazandığın tecrübeyle tankın daha iyi paletini, taretini, işte, zırh yok ama motor var, silah var. Bunları açıyorsun. Belli bir yine oyun içindeki şeyde görebildiğin, mesela ikinci silahını açtığında bir sonraki tankı açma şansı oluyor. Yeterli tecrübeyi o tankla kazandıktan sonra bir sonraki tankı açıyorsun. Onunla oynuyorsun, bir sonraki tankı açıyorsun. Bazen tabi bu çatallanıyor. Alabileceğin tank limiti var mı? Alabileceğin tank limiti şeyinle sınırlı, garajındaki slotlarla sınırlı. Bu da satılan başka bir şey. Ha, tamam. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. World of Tanks'te, yani hatta artık World of Warplanes'te de Wargaming inanılmaz kampanyalar yapıyor. Yani kampanya derken de şey değil, böyle bir verin iki alın değil. Oyun içinde oynayarak yapabileceğiniz çok fazla kampanya sağlıyor. Yani örneğin şu an bir sistem getirdiler. Yani şu an değil, bir süredir bir sistem var. Görev sistemi. Şu an mesela dün girdiğimizde nasıldı? 10 tank patlatırsan 24 saatlik süre içinde 50 bin kredi veriyor oyun içi para. 20 tankta 100 bin. Anladım. İşte 30 tankta 150 bin. Hearthstone'da falan da olduğu gibi. Günde 5 galibiyet alırsan işte 100 bin daha oradan. İşte belli bir tank, bazen böyle zincirleme görevleri oluyor. Mesela işte Fransız tanklarından 5 tane seçmiş, 10 tane. Bunlarla 20 maç kazanırsan birinci görev tamamlıyorsun. İşte Almanlardan böyle yaparsan bir görev daha, bir görev daha. Üçünü, işte 5 görevi birden tamamlarsan mesela başka bir şey geliyor ki. Hani bu ödüller bazen günde bir maç kazan ve bir kamuflaj ağı al tankından başlıyor veya işte kredi kazanan başlıyor. Şu an mesela bir görev, geçenlerde bir görev vardı, tank verdiler. Hani Tier 7 galiba premium tank verdiler. Yani Wargaming baya bonkör bir firma aslında. Premium falan da veriyorlar ki bir ara şöyle bir şey vardı. Bir günlük premium veriyorlardı. 50 bin experience galiba. Hani sen oyunu zaten oynuyorsan bir kere o 50 bin experience'i yapıp bir günlük premium'u alıyorsun. Sonra onu daha fazla experience falan kazanıyorsun. Sonra bir gün daha alıyorsun, bir gün daha alıyorsun, bir gün daha alıyorsun. Hani sırf oyunu oynayarak aslında bu premium'unu falan devam ettiren mümkün oluyordu. Yani o açıdan ben çok takdir ediyorum firmayı. Çok az firma bu kadar gerçekten oyunculara şanslanır. Şimdi Ekrem, hani ben dedim ya demin de akıllara gelebilecek soruları soruyorum diye seyircilerimizden. FPS oynamaktan tank oynamak çok farklı mekanikler, değil mi? Yani hani tank daha hantal bir şey. Tabii. Sıkılıyor musun? Yani çünkü hani özür dilerim, şundan soruyorum. Mesela Battlefield'da abi tanktan mı sıkıldın? Yaya koş. Yok piyadeden mi sıkıldın? Uçakla, helikopterle. Burada hep tank, hep tank. Hani bir monotonluk getiriyor mu? Yok, orada şöyle bir şey var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oyun böyle bir simülasyon gibi değil. Yani tanklar falan çok detaylı modellendirilmiş tanklar. Mesela atıyorum işte IS-3 diye bir tank var. Rusların tankı. Hani IS-3'ün işte bilinen bir zayıflığı, hani paletinin ama taretinin arkasındaki bir boşluksa oyunda gerçekten orası da bir açık var. Hani ya işte ön paneli mesela çok iyi şey yapıyor ama orada bir şey, kapaklar var. Orası gerçekten hani zayıf noktası. Zayıf noktası. Yani tankları bilirsen çok şey değiştiriyor. Yani bahsettiğim IS-3 mesela, oyunu oynayanlar varsa şey yapacaklardır. Ön zırhı gerçekten bombeli olduğu için, kavisli olduğu için delinmesi çok zor. Ama iki tane kapak var önünde ve oralardan da merminin girmesi çok kolay. Çünkü o şey zırhın parçası değiller. Mesela bu detayı bilmek büyük bir avantaj. Bunu bazen add-onlarla gösterebiliyorum ama ben pek sevmiyorum. Enteresan. Hani böyle bir detay var. Ama oynanışa gelince WASD'de sol tuş ateş, bu kadar. Hani shift'le de zoom yapıyorsun falan. Hani oyunun detayı bu. Hani bir iki tane basit kontrolü var. Bir şey daha batıp daha hızlı gidiyorsun falan gibi, gaz veriyorsun gibi bir şey var mı? Yok, sadece şey var. Otomatik olarak gitmesini sağlayan. Hani işte belli bir şey, motoru takma şeyi var. İşte yarı hızda veya tam hızda. O kadar yani. Bir de şey var. Basit. Tareti sabitleme var. Şey, daha doğrusu tankı sabitleme tuşu var. Hadi o da şey için. Taret olmayan tanklardan.
Şimdi taretliysen olduğun yerde durduğunu düşün tankın. Taretin varsa hani taret dediğimiz namlunun bağlı olduğu o tepe kısım evet. dönebiliyor tamamen zaten evet. sorun yok. Tabii. Ve hani bunun özelliği şu kamuflajın bozulmuyor hareketsizken. Evet. Ama örneğin tank destroyer'dasın, tank avcısındasın. Şimdi bu aletler tanka doğrudan bağlı namlular sabitler. Taretleri yok yani bir kısmının en azından. Örneğin Jack Panther. Şimdi sen bununla sağa doğru döneyim, sağa doğru döneyim derken bir yere geldiğinde o senin dar alanın, namlunun dönebildiği dar alan bitiyor ve hareket ediyorsun. He. Hop kamuflajın ortaya çıkıyor. Bunu istemediğin zamanlar ya da işte topçuysan nişan alman çok zor. Hareket ettiğinde tekrar baştan nişanmaya başlıyorsun. Bunun olmamasını istediğin zamanlar X'e basıyorsun. Tank sabitleniyor. Sen fareyi götürsen de hani fare gidiyor ama senin şeyin bitmiyor. Namlun dönmüyor daha fazla. Bu kadar kontrolleri yani. Hı. Gayet basit. Şey monotonluğa gelince şimdi oyunda tank türleri var. Bir light tankler var. Hı hı. İşte light tank dediğimiz yani hafif tanklar. Hafif tanklar. Genelde izci görevi görüyorlar. Hani genelde de iki türde kullanılıyorlar. Biri herkesin çok sık yaptığı hani suicide scouting denen veya active scouting diye aslında doğru terim. Yani aktif olarak etrafta gezip düşmanlara göstermek. Evet. Ki buradaki lan, sistemi puan alıyor musun bir parantez gösterince? Tabii. Ha. Hemen parantez açacağım. Sistemi söyleyeyim. Her tankın bir radyosu var. Ve radyo sinyal alanının içindeki diğer radyolardan da bilgi alıyorsun. Hmm. Yani ben buradayım, sen buradasın. İkimiz radyo alanları kesişiyorsa ben buradaki tankı görüyorsam senin haritanda da minimap'inde orada bir kırmızı işaret gözüküyor. Anladım. Ama görüş mesafen yeterse görürsün, yetmezse ana ekranda görmeyebilirsin. O ayrı bir konu. Şimdi scoutlar bu yüzden böyle açıp düşmanların yerlerini gösteriyorlar. Hı hı. Ve düşmanların hem açtıkları için hem de açtıkları düşmanlar eğer hasar alırsa oradan da tecrübe kazanılıyor. Hani bu arada bu şeyle ilgili değil. Hani hafif tanklar özel değil. Ağır bir tank da birini scoutlarsa, açarsa o da tecrübe kazanıyor. Anladım. Genel kurallarında. Bu aktif scout. Ama burada genelde ne yapıyorlar? Başta koşuyorlar düşman topçularının yerini açmak için. O açıyorlar. Şanslıysa bir tanesini öldürüyor sonra ölüyor. Hı. Daha iyi bir scout yöntemi ise pasif scout dediğimiz şey. Bunu da kamuflajını ve tankın küçük olmasından dolayı gelen kamuflaj bonusunu kullanıyorsun. Mümkünse oyunun başında güzel bir yere yerleşiyorsun. Bir çalının, malının, bir şeyin içine. Ve duruyorsun. Etraftakiler geçerken seni göremezlerse de sen onları görüyorsun ve sürekli takımına bilgi veriyorsun. Yalnız tabii şey hiç de haritayı bilen adamlar onları kafadan skaler davinin başında veya ortasında. Tabii yani zaten oraları kontrol etmek ayrı bir şey. Ki şey de oluyor yani güzel noktalar varsa iki taraftan da scoutlar geliyor. O sefer kendi aralarında kapışmaya başlıyorlar falan. Şimdi bu böyle bir oynanış. Bunun yanında tabii silahın iyiyse takımı destekleyebilirsin de ve çok yüksek bir tiyere denk gelmediysen. Yani flanklersin, yandan gelirsin, hızlı şey yaparsın ki şöyle onu da dikkatini dağıtasın adamın yani. Tabii yani bir süre sen bir atışı kendi üstüne bile alsan ki yüksek tiyerlerde atışlar arası süreler uzun olduğu için bu çok etkili bir şey. Yani o bile bir takım ama için ama arada one shot one kill yiyebiliyorsun. Aynen öyle. Ama şöyle komiklikler de var. Mesela şimdi mouse dediğimiz şu yükseklikte bir tank. Öte yandan scoutlardan bir tanesi ELC AMX Fransız tank. O da şu yükseklikte bir tank. Hani mesela mouse'un yanına bir giriyorsun adam seni vuramıyor. Çünkü alçaktasın falan. Hani böyle numaralar yapmak da mümkün. Eğer doğru pozisyon, doğru şansı yakalıyorsan. Yani yanına gidip şey yapıyor musun böyle? Vursana. Vuramıyorsun. Tabii canım en keyifli. Vuruyorsun. Adam şey de yapamıyor. Yani işte umursamamazlık da yapamıyor. Çünkü adamın yerini sürekli belli ediyor. Evet. Falan hani böyle numaralar da mümkün yani. Şimdi başka bir tank türü. Medium tanklar, orta tanklar. Hı. Bunlar hem ateş gücü hem hız birleştiren tanklar. Hı hı. Asıl saldırı tankları bunlar. Bunların olayı da en eğlenceli olayı. Bir iki arkadaş beraber girip Wolfpack denen şey yapmak yani kurt sürüsü olayını. O da nedir? İşte yine bizim mouse duruyor falan. Tam böyle dibindeki bizim deminki ELC'den zor kurtulmuş. 3 tane medium geliyor. Hı. Biri arkasından geliyor, biri buradan geliyor, biri buradan tam birine dönecek. O hızla kaçıyor. Öbürleri arkadan vuruyor. Ona döneyim diyor. Buradan arkadan salak ediyoruz. Ve evet sonunda adamı alıyorsun. Sinekleri kovalamaya çalışan şey gibi böyle. Aynen öyle. Büyük bir hayvan gibi derken. Peki. Ve şey hani biraz Joker gibi oynayabiliyorsun. Yani daha hafif tanklara karşı biraz kendini tutabiliyorsun. Ama gerektiğinde bastırıp adamların üstüne yürüyebiliyorsun. Çünkü belli bir hızın da var. Bir de ağır tanklar bir var. Bir de ağır galiba. Tanklar var. Onlar da ağır atış abiler. Gücünü. Ağır zırhlarla birleştiren daha yavaş tanklar. Yani bu abi böyle çıktığında
saygılar deyip uzaklaşmak iyi olur. Çünkü o mamusana döndüyse, nişanı aldıysa bir sonraki saniyede muhtemelen sen böyle aa palet, paletin buna ne işi var falan diyebiliyorsun. Bunun dışında tank avcıları var. Hı-hı. Tank avcıları da yani ön zırhları falan bazen fena olmuyor ama hani olayları daha çok bir yerde gizlenip mümkünse ateş etmek oluyor. Çünkü çok güçlü silahları oluyor. Ama ve kendilerinden yani savaş yetenekleri genelde zayıf oluyor. Çünkü genelde dediğim gibi taretleri olmadığından şimdi ben diyelim ki bir şey tank avcısıyım. Böyle duruyorum. Sen bu yandan geliyorsun. Abi ne haber? Dur sana bir döneyim diyor. Ben bütün tankı döndürene kadar sen benim arkama geçmiş oluyorsun. Oo iyiymiş. Çünkü taret yok. Yani böyle bir etrafa döne döne adamı öldürüyorsun. Ters tarafa döneyim diyor, sen de ters tarafa gidiyorsun falan. Ama silahları da bir vurdum böyle. Hmm. Sadece palet değil, a taret niye tankın içinde falan dedirten. Hatta bir hafiflik hissediyorum kendimde değil mi? Aynen öyle. Son olarak da topçularımız var. En değişik türde topçular ve belki gerçekten en uzak olan tür diyebiliriz. Çünkü hani sonuçta topçular bildiğin hesap kitap yapıp oraya doğru bu kadar açıyla ateş edildiği adamlar. Oyunda hani baktığın kameradan bunu yapmak mümkün olmayacağı için şöyle bir sistem getirmişler. Shift'e bastığında normal tanklarda böyle bir first person zoom yaparken topçu da uydu kamerası gibi bir kameraya geçiyor. Ha, enteresan. Buradaki olay şu. Topçu hiç oynamamışım ben. Evet. Biraz zaten TR3'ten itibaren galiba başlıyor. Yanlış söylemeyeyim. Buradaki olay şu. Bir, tamamen takımına bağlısın. Çünkü senin görüş alanın çok kısıtlı ve savaş yeteneğin herkesten düşük birebir savaşta. O yüzden şeyin yok yani. Arkada durman gerekiyor. Arkada durduğun için de dostların senin takımın açmıyorsa düşmanları sen hiçbir şey göremiyorsun. Tam benlikmiş ya. Evet ama gördüğün zaman da çok keyifli. Biraz yetenek isteyen bir şey. Yani hepsi tabii ki yetenek istiyor ama şöyle bir olayı var. Şimdi sen bir yuvarlak görüyorsun. Merminin düşeceği alanı görüyorsun. Evet. Ve işte mesela tankın türüne ve senin bulunduğun açıya göre değişen, atıyorum böyle mermi bu şekilde yukarıdan da geliyor olabilir. Şöyle bir daha eğik bir açıya geliyor. Daha paralel. Burada işte şeyi hesaplamak lazım. Yani adam tepenin arkasındaysa mesela. Anladım. Buramı arkaya doğru atacaksın ki tam ona çarpsın. Evet. Ya da işte taretine doğru atarsan aradan geçebilir. Hani şey namlusuna doğru atarsan. Tank ne kadar yüksek? Mesela alçak tankları vurmak zordur ama koskoca mouse'un yanına doğru bir atıyorsun kesinlikle bir tarafından çarpıyor falan gibisinden detaylar var. Yani o yüzden ben çok keyifli oluyorum. Ama scoutlar bunun dibine girerse indiriyor. Aynen öyle. Hiç şansı yok. Yani o, tabii orada da yine tanka bağlı. Çünkü örneğin Almanların TR 5 ve TR 7 arasındaki tankları işte Hummel'dır ondan sonra GW Panther falandır. Bunlar oldukça mobil tanklar aslında. Hatta ben bir ara bunları Tank Destroyer gibi kullanıyordum. Böyle savaş şehir haritası çıkıyor. Yukarıdan vuracak açı yok. Giriyordum şehre bam bir tane vurup kaçıyordum falan böyle. Ama çoğu tank çok yakın mesafede dayanıyor yani. Böyle bir gerçek var. Bunların bir olayı da counterlanma. Şimdi sen özellikle yüksek yerlerde çok fazla damage vurdukları için sen düşman tanklarına vurmak yerine düşman topçularının olduğu yerlere bakıyorsun. Tabii. Ve şeye görüyorsun bu yüksek kamerada. Mermilerin izlerini görebiliyorsun. Büyük mermilerin. Sen o merminin izlerine bakarak adamın nerede olduğunu tahmin edip oraya atış yapıp düşman topçusunu almaya çalışıyorsun. Çünkü düşman topçusunu bir kere indirdin mi senin takımı rahatlıyor. Rahatça açığa çıkabiliyorlar. Rahatça tabii savaşabiliyorlar. Bir de böyle bir detayı var. Yani büyük avantaj sağlıyor. Bunun anlatmanın sebebi şu. Her tank türü aslında farklı bir oynanış demek. Doğru. Ve aslında ben bunu bir adım daha öteye getireceğim. Hani oyunun içinde light diye kategorize edilen her tank böyle oynanmıyor. Hatta çok ilginçtir. Mesela Fransızın AMX 40'ı vardır. Şu an World of Tanks oynayanların bir kısmı gülüyor, bir kısmı ağlıyor muhtemelen. Light tank diye geçiyor. Ama aşırı yavaş. Ve aşırı ağır zırhlı. Ve çok iyi bir silah var. Aslında o tier 4'ün heavy'si olacak bir tank. Ama light diye geçiyor mesela. Hani ilginç bir özelliği de aslında çok hızlanabiliyor ama yokuş aşağı gitmesi lazım. Hani bu arada ramleme hani çarpma olayı da var. Ağırlığına göre bir hasar veriyorsun. O yüzden hani böyle hafif bir tankla mesela benim ağır topçularım var. Ona çarpıp yanında patlayan tanklar falan çok oldu yani. Ya da şey şunu anlıyoruz ki Fransızlar tank yapamıyor. Ya Fransızların bir tasarım şeyi var tasarım yani. Tasarım problemi var. Araba yapsın yapabilirsek Fransız. Montaja koyabilirsek birkaç Fransız mesela AMX 40 ördek diye geçer. Çünkü böyle bir ördek gibi bir şeyi var, tareti var. İşte ne bileyim SAU 40'tı galiba Battop diye geçiyor şey diye. Ne denir? Küvet. Küvet diye geçiyor falan. Hani böyle adamları konulan oyundaki veya gerçekte belki
takma isimler böyle, çünkü tasarımda çok komik gerçekten. Gerçekten küvet var yani yanında. Hani bakınca onu görüyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama Fransız tanklarının şu şeyleri var. Otolorda denen şey var. Türkçesini bilmiyorum. Şimdi normal tanklar şöyle işliyor. Bam! Mermiyi doldurun abi. Tamam. Bam! Mermiyi doldurun. Fransız tanklarının bir kısmında şu olay var. Özellikle yüksek yerlerde. Otolordur. O da şu. Bam! 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 Abi biz bir süre şimdi bu şarjörü dolduralım. Şimdi bunun şeyi şu, o aralıkta çok hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Şarjör doldururken. Ama birini yakaladın mı da güm 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 mahvediyorsun. Hani buradan da şeye geçeceğim. Susmuyorum. Toparladın yavaş yavaş. Her ülkenin kendine az özellikleri var. Örneğin işte İngiliz tankları çok iyi delmeye sahipler. Hızlı ateş ediyorlar ama hasarları biraz düşük falan gibisinden. Yani anlatmaya devam edersem daha çok fazla detay var. Şeyi söyleyeyim. Alman tankları, yani Almanya var, İngiltere var, Rusya var, Çin var. Çin var. Fransa var ve en son Japonya eklendi. Sanki bir ülke, Amerika var tabii ki. Şöyle Jumbo var falan filan. Dediğim gibi her ülkenin kendine az karakteristikleri var. Her tankın da kendine az özellikleri var. Her tankta farklı bir keyif alınıyor gerçekten. Yani dediğim gibi ben anlatmaya devam ederim. Daha ben bunun üstüne 3 katı, 4 katı, 3 saat, 5 saat konuşurum yani, ama videoyu da bir yerde bitirmemiz lazım. Evet, aynen öyle. Yani ben herkese bir denemelerini tavsiye ederim ki ben büyük bir önyargıyla aslında ona yaklaşmıştım. Çok benim sevdiğim bir arkadaşım bana diyordu, abi çok güzelim, çok güzelim, çok güzelim. Hani ben biraz şey düşündüm, çok da ben böyle dünya savaşı meraklısı biri de değilim. Oo. Yani bir müziği tamamlayan bir ekip. Uçakmış falan değildim yani. Hani yani ne kadar keyif alabilirim diye düşünüyordum. Oyuna başladım. Yani ve ondan sonra bir kilitlendim. Bir süre başka bir şey oynamadım. Yani öyle diyeyim. Keyifli bir oyun. Ben herkese bir tavsiye ederim. Bence denemeli. Hatta şimdi World of Warplanes'te ortak tecrübe falan, şey muhabbetleri falan da var. Mesela premium alıyorsun, ikisine geçerli oluyor. Ha. Hani o tarz oyunlara bakmak istiyorsanız, ben uçak oyunlarını hiç beceremiyorum. Bir ara World of Warplanes'te anlatırız. Ama hani öyle ortak özellikleri de var. Mesela World of Warplanes oynuyorsanız mutlaka bir bakmaya değer yani. Tamam. Kısacası güzel oyun, free to play, pay to win değil, bol bol kampanya var. Biraz başta dayak yiyorsunuz her MOBA gibi ama oynaması keyifli, kısa oyunlar. Muhtemelen Frax'te çektiğimiz en uzun video, oyun videosunu seyrettiniz şu anda. Ama dediğim gibi bu bizim boynumuzun borcu olan bir videoydu. World of Tanks'ın artık bu kadar konuştuktan ve toparladıktan sonra ancak güncelleme geldiği zaman video çekeceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, ya aslında biraz biz bunun şeyini yaptık gibi bir şey, çünkü işte yaklaşık 2-3 hafta önce Japon tankları geldi. Tabii bir ay oldu galiba. Bir türlü çekememiştik. Şimdi ancak vaktimiz oldu ve çekebildik. Artık bir dahaki güncellemede gene bir değerlendirme yaparız seve seve. O zaman bakalım sonraki videomuzda neyle karşınızda olacağız. Sizden bir ricam var. World of Tanks oynuyorsanız, eğer bizim burada bir eksiğimiz, bir fazlamız varsa lütfen mutlaka yorumlarınızı yazın. Biz her zaman yorumlara birebir karşılık veriyoruz. Elimizden geldiğince çabuk karşılık vermeye çalışıyoruz. Sizinle sohbet etmekten de büyük keyif alırız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.